الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Evet değerli Müslümanlar, Doğru Sözler adlı kitabın 87. sayfasındayız. Bir önceki dersimizde namazın rükünleri, namazın farzları bölümüne geçtik. Ve ilk 8 rükünü anlattık. Dedik ki namazın rükünleri 17 tanedir. O da Şafii mezhebinde en meşhur olan görüştür. 9. rükün ise 2 secde. Her rakatta 2 defa secde etmek namazın rükünlerindendir. Her bir rekatta 2 kez secde etmek farzdır. Secde, alnının tamamını veya bir kısmını arada bir engel olmaksızın secde mahalline koymaktır. Alnımız budur. Ya tümü ya bir kısmını yere değerse yeterlidir. Ama bir engel varsa, takke olsun, bayanın örtüsü, baş örtüsü olsun gibi şeyler ile alnı örtülmüş bir şekilde, kapatılmış bir şekilde secde ederse, alnından yere alnı yere değmez ise kesinlikle bu secde geçersizdir. Secde geçersiz olursa demek ki namaz da geçersizdir. Ya alnın tümünü ya bir kısmını yere değmesi gerekir. Secde mahalline pamuk konulduğu ve alın secdeye vardığında elin pamuğun altında bulunduğunu varsayarsak, başın ağırlığı elde hissedilecek derecede basılmasıyla secde doğru yapılmış olur. Özellikle yumuşak bir zemine, bir halı, bir sünger üstüne namaz kılarken secde ettiği zaman muhakkak ki basması gerekir. Öyle basacak ki altında, parmağın altında pamuk varsa ve bastırırsa pamukta parmak izi çıkacak şekilde basması gerekmektedir. Secde esnasında vücudun arka kısmının ön kısmından, yani başından daha yüksek seviyede olması gerekir. Secde ederken arka tarafı başından daha yüksek olması gerekir bu şekilde. Ama dağda kılan bir kimse, tahta üzerine kılan bir kimse, şayet tahta böyleyse ve bu şekilde namaz kılarsa, o zaman başı arkasından daha yüksek olur. Bu şekilde olmaz. Altında, ayakın altında yüksek bir şey koyacak ki arka tarafı başından daha yüksek gelmesi için. Secdede dizlerin, avuç içlerinin ve ayak parmaklarının alt yüzeyinin bir kısmının örtülü de olsa namaz kılanın yere konulması farzdır. Alnın bir kısmı dedik, elin avuç içlerin bir kısmı, dizlerin bir kısmı ve ayak parmaklarının içi yere değmesi gerekir. Alın hariç
eller, dizler ve ayakların parmakları örtülü. Yani elinde bir eldiven varsa, ayaklarında çorap varsa, dizi örtülü ise olur. Dikkat edilmesi gereken şey nedir? Ayak parmağının içi yere değmesi gerekir. Bazı kişiler bu şekilde secde ediyor. Bu şekilde secde ediyor. Bu şekilde parmak içi yere değmezse olmaz. Muhakkak ki ayak parmağının içi yere değmesi gerekmektedir. Şafii mezhebinden farklı olarak Hanbeli alimleri secde esnasında vücudun alt kısmının üst kısmından daha yüksek seviyede bulunmasının şart olmadığını söylediler. Yani onlar secdede başın arka kısmından daha yüksek olması halinde de namazın geçerli olduğunu söylediler. Dedik ki az önce Şafii mezhebine göre namaz kılan bir kimse arkası başından daha yüksek seviyede olması gerekir. Ama Şafii dışında Hanbeli mezhebi gibi bu şekilde olsa bile, yani başı arkasından daha yüksek seviyede olsa ama şekli namaz şeklinde ise o mezheplerde, o görüşlerde bu namaz geçerlidir ama Şafilerde geçerli değildir. 10. Secdede itminan, yani secdede itminan yapmak farzdır. Yani diş organların Subhanallah diyecek kadar durdurmasıdır. Secdeye inmiş ama kalkmamış. Secde inecek, Subhanallah diyecek kadar beklemesi gerekmektedir. Yoksa bu namaz geçersizdir. 11. İki secde arasındaki oturuş. Secdeye indi, kalktı, oturdu. İkinci secdeye gitmeden önce. İki secde arasındaki oturuşta itminan, yani secdeden kalktı, oturdu, Subhanallah diyecek kadar beklemesi gerekir. Nasıl ki rükuda, itidalda ve secdede durması gerekiyorsa, iki secde arasındaki oturuşta da beklemesi gerekir. Secdeden kalkıp hemen inerse olmaz. Bazı kişiler başını kaldırıyor, oturmadan direkt ikinci secdeye iniyor. O da olmaz. 13. Tahiyyat ve sonrasında okunanlar için son oturuşa oturmak. Son tahiyyatı okumak, Peygamberimize salavat getirmek ve selam vermek için oturmak farzdır. Oturmak ayrı, tahiyyatı okumak ayrı, salavat getirmek ayrı, selam vermek ayrıdır. Bu oturuş farzdır. 13. rükündür. İkinci secdeden sonra, son rekattaki ikinci secdeden sonra tahiyyatı, salavatı getirmek için ve selamı vermek için muhakkak ki oturması gerekir. Secdeden ayağa kalkıp tahiyyatı ayakta okursa olmaz. Son rekatta secdeden kalkıp ayağa kalkarsa tahiyyat ve salavat okumak için, sonra selam vermek için ayağa kalkarsa olmaz. Muhakkak ki oturarak okuması gerekir. Son tahiyyatı okumak. Şafii mezhebine göre 3 veya 4 rekatlı namazlarda ikinci rekattaki tahiyyat sünnettir. Son rekattaki tahiyyat ise farzdır. Yani akşam, öğlen, ikindi ve yatsı namazlarda İkinci rekattaki tahiyyat sünnettir. Ama son rekattaki tahiyyat farzdır. Sabah namazında zaten iki rekattır. Tek bir tahiyyat okunur. O da farzdır tabii. Son tahiyyat şu şekilde okunur. Et-tahiyyatul-mubarakatus-salavatut-tayyibatulillah. Esselamu aleyke eyyuhannebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Yine burada bazı harflere dikkat etmemiz gerekir.
As-salihin, sad olacak. Sin değil, çünkü sin. As-salihin derse mana değişir. Kıssa olarak şöyle de okunabilir. Ettehiyyatü lillahi selamun aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve barakatuh. Selamun aleyna ve ala ibadillahi's-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu kıssa, diğeri uzundur. Tabii ki uzunu okumak muhakkak ki daha uygundur. Hanefi mezhebinde biraz değişiktir bu tahiyyat ama Şafilerde bu şekilde meşhurdur. 15 salavat getirmek. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek farzdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salavatın en kısası, en azı Allahümme salli ala Muhammed veyahut sallallahu ala Muhammed ve benzerleridir. Yani salavat anlamında olan bütün sözler geçerlidir. Allahümme salli ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed olur. Ha, Salat-ı İbrahimiye, Türkiye'de salli barek derler. Hepsini okursa tabii ki daha uygundur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim İnneke hamidun mecid. Ha, bu şekilde tüm bunu okursa tabii ki daha çok sevap kazanmış olur. 16. Selam vermek. Namazdaki ilk selamı vermek farzdır. Bunun en kısası Esselamu Aleyküm demektir. Yani kişi tahiyyatı okuduktan sonra salavatı getirdikten sonra sağa sola dönmeden direkt Esselamu Aleyküm derse namazdan çıkmış olur. Ama iki defa selam getirmesi sünnettir. İkincisi sünnettir. Sağa sola dönmesi yine sünnettir. Dönmeden ve iki defa demeden bir kere sadece Esselamu Aleyküm derse namaz geçerlidir. Ama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse çok çok daha iyidir. Selamın geçerli olması için baştaki el takısını ve aleyküm kelimesinin sonunda ki mi söylemek gerekir. Yani selamun aleyküm derse geçersizdir namazı. Esselamu aleyküm diyecek. Esselam, el takısı var. Onsuz namaz olmaz. Veyahut esselam ve aleyküm derse, vav eklerse yine olmaz. Veyahut esselamu aleyke derse, aleyke, sondaki mimi okumazsa yine olmaz. Esselamu aleyküm olacak şekilde. Ayrıca kelimeler arasında üzülsüz fazla duraklanmamalıdır. Yani esselamu sustu. Bekledi, sonra aleyküm derse. Burada uzun bir ara vermiş olur. Uzun bir ara vermek selamı bozar. Selam bozulursa namaz da bozulmuş olur. Bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bazı kişiler cemaatle kılıyorlar. İmam esselam de başlarken bu da esselamu aleyküm ve rahmetullah diyor. Daha imam esselam demeden başladı, esselam diyecek mamun, imama uymuş olan kimse direkt esselamu aleyküm diyor. Yani imamdan önce dediği için namazı bozulur. Muhakkak ki imam esselamu aleyküm sonundaki mimi getirdikten sonra cemaat esselamu aleyküm diye başlayabilirler. 17. Tertip, yani sıralama. Namazın rükünlerini bildiren sıraya göre yapmak farzdır. Şu anda geçen dersimizde ve bu derste
birinci rükünden 16. rüküne saydık. Nasıl saydıysak bu şekilde sırayla getirmek de farzdır. Bu da 17. rükündür. Kişi rükua inmeden önce bilerek secdeye giderse namazı bozulur. Allahu Ekber diyerek namaza başladıktan sonra direkt rükua iner, tekrar kalkar, Fatiha okursa olmaz. Sıralamayı bilerek terk etmek, yani sözlü bir rükün olan selam vermeyi öne almak veya herhangi bir fiili, rükünü sırası gelmeden yapmak, örneğin rükua gitmeden secdeye gitmek namazı bozar. Kişi secdeye inmiş, birinci secdeyi bitirmiş, oturdu, Esselamu Aleyküm demiş, sonra ikinci secde yaptı. Selam ne zaman verilir? Namazın sonunda. Bu da namazın ortasında. Namaz bozulur. Veya rükua inmeden önce secdeye inmiş. Bu namaz bozulur, bilerek yaparsa tabii. Ancak kişi bir rükünü unutarak terk ettiğinde, terk ettiği rükünün misline varmadan onu hatırlarsa, terk ettiği rüküne geri dönüp oradan devam eder. Yani kişi El-Fatiha'yı bitirdi, Zamm-ı Sure'yi okudu, rükua ineceğine secdeye inmiş. Yanlışlıkla. Secdedeyken hatırlamış. Ay ben rükua inmedim. Tabi dille söylemiyor, içinden hatırlıyor. Burada ne yapacak? Ayağa kalkar, rükû yapar. Rükû unutmuş ya, o zaman rükûden sonra devam eder. Allahu Ekber diyerek namaza başladı. El-Fatiha'yı okumayı unuttu. Direkt rükûa indi. Daldığından dolayı. Rükûdayken hatırlamış, ben Fatiha'yı okumadım. Veyahut rükûdan kalktı. İhtidaldeyken hatırlamış, ben Fatiha'yı okumadım. Veyahut secdeye inmiş, secdedeyken hatırlamış. Direkt kalkar, Fatiha'yı okur ve Fatiha'dan sonra devam eder. Şayet aynı rekatta olursa. Ama diğer rekattayken rükua inmiş, rükudayken hatırlamış. Ben birinci rekatta rükû yapmadım. O zaman namazın devam eder. O birinci rekatı var ya, rükûu unutmuş olduğu rekatı siler, saymaz. Demek ki bir rekatı eksiktir. Az sonra bir rekat fazla getirmesi gerekir. Fakat terk ettiği rüknün misline vardığında veya daha sonra hatırlarsa, eksik kaldığı rekat terk ettiği rüknün mislini yapmasıyla tamamlanmış olur. Arada yaptığı fiiller ise lağu olur, yani sayılmaz. Örneğin namazın bir rekatında rükûyu unutan ve unuttuğunu sonraki rükû esnasında veya daha sonra hatırlayan kimsenin eksik kıldığı rekat yapmış olduğu sonraki rükû ile tamamlanmış olur. Arada yaptığı fiiller ise lağu olur. Yani birinci rekatta rükûu unutarak secdeye inmiştir. İkinci rekatta rükûa indiğinde hatırlamış, ben birinci rekatta rükûu unuttum. O zaman bulmuş olduğu rükû, bu birinci rekatın rükûu sayılır. Arasındaki fiiller hepsi geçersizdir ve oradan devam eder. Yani bu birinci rekat olarak devam eder. Birinci rekatı siler, birinci rekat yerine ikinci rekatta rükû yapmış olur. Ama bilerek yaparsa bunu, fiili rükûller bilerek sırasını değiştirirse bozulmaz. Ancak tahiyyatı okumadan önce salavatı okursa direkt namazı bozulmaz. Ama tahiyyattan sonra tekrar salavatı okuyacak. Burada karıştırmış, tekrar okuyacak. Tahiyyattan önce de sonra da salavat okursa bozulmaz. Bazı kişiler dalıyor. Ayağa kalkıyor, Fatiha okuyacağını tahiyyatı okuyor. Veyahut oturuyor tahiyyatı okumak için El-Fatiha'yı okuyor. Yanlışlıkla daldığı için. Burada hatırladığı vakitte ne okuyorsa keser, ayakta ise El-Fatiha'yı okur, oturarak ise, oturuyorsa, tahiyyatı okumak için oturduysa
ve yanlışlıkla Fatiha okuyorsa Fatiha'yı keser ve tahiyyatı okur. Ama namazı bozulmuş sayılmaz. Cemaat ve cuma namazı. Şimdi cemaatla namazı kılmak 20 kat tek başına kılmaktan faziletlidir. Ali mazeretsiz tek başına kılıyor. Veli cemaatla kılıyor. Velinin kazanmış olduğu sevap Ali'nin kazanmış olduğu sevabın 27 katından fazladır. O kadar önemlidir cemaat namazı. Akıl sahibi, ha şimdi burada bir şey var. Ali şayet mazeretsiz olarak tek başına kılıyorsa, cemaatla kılabildiği halde tek başına kılıyorsa Şafii mezhebine göre sevabı yoktur. Cemaati kaçırdığı için bilerek ve mazeretsiz olarak. Ha mazeretli ise tabi sevabı olur. Ama cemaatla kılınırsa daha çok sevap kazanmış olur. Bundan dolayı her birimiz evindeyken elinden geldikçe namazını cemaatle kılsın. Ha camiye gidemiyorsa bazı sebeplerden dolayı eşiyle, çocuğuyla, evlideyse babasıyla, annesiyle, ablasıyla, kız kardeşiyle, abisiyle, kardeşiyle, kızıyla, teyzesiyle, halasıyla, yeğeniyle elinden geldikçe namazı cemaatle kılsın. Apartmanda biriyle tanışsın, namaz vaktinde çağırsın. Yani amaç nedir? Bu namazımızı devamlı cemaatle kılalım. Akıl sahibi, buluğa ermiş, mukim, hür ve mazereti olmayan erkeklerin 5 vakit namazı cemaat ile kılmaları farz-ı kifayedir. Yani burada cemaatle kılmak sadece sünnet değildir. Farz-ı kifayedir Şafii mezhebine göre. Hanefi mezhebinde 2 görüş var. Sünne-i müekkede ve farz-ı kifayedir. Bazı mezheplerde farz-ı ayn'dir. Yani her namazını, vakit namazını cemaatle kılmak farzdır. Hanbeli mezhebinde mesela. Şafilerde farz-ı kifayedir. Bir köy, belde, kasaba, ilçe, şehir gibi yerlerde, yerleşim yerlerde, belli bir yerde cami olsun, mescid olsun, boş bir evde olsun, yeter ki herkes tarafından orada 5 vakit namaz kılınmaktadır. Oraya gelip namazı cemaatle kılmak, burada sıfatları geçen her Müslümana farz-ı kifayedir. Akıl sahibi, yani deli olmayan, buluğa ermiş, çocuk olmayan, mukim, seferi olmayan, hür, köle olmayan, mazereti olmayan, mazeretliye farz değildir. Peki nasıl mazereti olur? Çok hastadır, evden çıkamıyor. Veyahut yanında bir hasta var, o da yanında refakatçi yok, kalmak zorundadır. Onda başka kimse yok. Bırakıp giderse bu hastanın başına bir şey gelebilir. Veyahut geçen sene olduğu gibi devlet Covid-19'dan dolayı evden dışarı çıkmak yasaktır diye bir kanun çıkarttı. Bir talimat çıkarttı. Evden çıkmak yasak. Bu mazeret sayılır. Savaş var, evden çıkamıyorsun. Fırtına var, evden çıkarsa fırtına seni götürür. Yani bir mazeret varsa artık harama düşmezsin. Gitmezsen. Ama mazeretsiz olarak o beldede hiç kimse cemaate gitmiş değildir. Bu sıfat altında olan kişiler hepsi harama düşmüş olurlar. Ancak kadınlara, köylelere, yolculara, yani seferi olanlara, buluğa ermemiş olanlara,
ve namazı cemaat ile kılmamak için geçerli mazereti olanlara farz-ı kifaye değildir. Yani gitmezler ise harama düşmezler. Cemaat ile namaz kılmaya giderken kıyafeti ıslatacak şiddette yağmur yağması veya düşmandan korkmak cemaat ile namaz kılma farziyetini kaldıran üzürlerdendir. Ha. Az önce anlattığım gibi mazereti var. Düşmanı var, evden çıkarsa onu öldürür. Savaş var, evden çıkarsa belki öldürürler. Yasak var, evden çıkarsa ceza yer. Hastadır, evden çıkamıyor. Hastası var, bırakıp gidemiyor. Ha mazeretliyse harama düşmez. Yoksa erkek, akıllı, hür, mukim olan her erkek harama düşmüş olur. Ama 4-5 kişi giderlerse ve namazı kılarlarsa diyeler harama düşmezler. Çünkü bu farz-ı kifayedir. Ama giderlerin sevabı çok büyük olur. Gitmeyenler şayet mazeretleri yoksa evde tek başına namaz kılarlarsa sevapları yoktur. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki La salate li caril mescidi illa fil mescid. Yani caminin komşusunun namazı ancak camide olur. Yani evde tek başına mazeretsiz olarak kılarsa sevabı yoktur. Tabi o camiye gitme ile alakalı şartları var. O şartlar hepsi bulunursa ve gitmezse evde cemaatle kılsa bile sevabı yoktur. Tabi şartlar içerisinde bütün şartlar yerine getirildiyse o zaman gitmese sevabı yoktur. Bazı alimlere soru soruldu. Ben evliyim. Eşim evde. Başka yok. Camiye gitsem eşim tek başına kılacaktır. O da cemaat sevabından mahrum olacak. Gitmesem ben cami cemaatin sevabından mahrum olurum. Ne yapayım? Camiye mi gideyim yoksa eşimle beraber evde mi kılayım? Bazen de demişler ki eşini sevaptan mahrum etmemek için evde kal ve onunla cemaatle kıl. Ve bazen demişler ki yok onu bırak camiye git. Cami cemaati daha faziletlidir demişlerdir. Ve tabii ki bu caminin imamı akidesi sağlam, okunması sağlam olursa, cami değerli Müslüman kardeşlerimizin sevabı çok büyüktür. Caminin bereketi, fazileti çok çok büyüktür. Kendimizi camiye alıştırsak çok büyük fazileti olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi vardır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, سَبَعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ Yedi sınıf insan vardır ki Allah-u Teala onları arşın gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirecektir. Yani bu yedi sınıf insan kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır. Bu ne özelliği var? Kıyamet gününde güneş insanların başına doğru inecektir. Bazı kişinin teri buraya kadar gelir, kulağına kadar gelir, bazı omuzuna kadar gelir, bazen göbeğine kadar gelir. O insanların kaçma fırsatı veya şansı yoktur. Ne şemsiye var, ne ağaç var, ne balkon var. Sığınacak hiçbir yerleri yoktur. Orada o günde sadece arşın gölgesi var. Ve herkes tabii ki o gölgeye gidemez. Arşın gölgesinde, gölgesinin altında veya gölgesinde olamaz. Bu yedi sınıf insanlardan bir tanesi kim? Kalbi camilerle veya camiye bağlanmış olan kimsedir. Camiden çıkar, çıkarsa, işi varsa halleder tekrar camiye gelir. İşi varsa çıkar, halleder tekrar camiye gelir. Tabii bu zamanda, her zamanda camiye gidemiyoruz. Bazı avukatlarda camiyi kilitliyorlar. Dışarıda çok işimiz var ama
en azından cami cemaatine katılalım. Özellikle dediğimiz gibi imam sağlamsa, akidesi sağlam, okuması sağlamsa ne mutlu bize. Ve bu şekilde cemaatle kılmanın ehemmiyetini anlattık. Cuma namazına geçiyoruz ama onu inşallah bir sonraki derse bırakacağız. Allah subhanahu ve teala a'lem ve ahkem. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.